Oo, hoş geldiniz. Bugün konumuz hayatımızın olmazsa olmazı olan su. Bu videoda suyun illüzyonlarına, birbirinden ilginç mucizevi özelliklerine ve daha önce hiç görmediğiniz hallerine tanıklık edeceksiniz. Evet, bu kadar da iddialı konuşuyorum. 10 tane suya bakış açınızı değiştirecek deney niteliğinde maddeler sizleri bekliyor. Dur, çok konuştum, susadım. Oh. Yakala. Hazırım. O halde, hadi başlayalım. Dökülmeyen su deneyi. Bildiğiniz kapağı açık olan bir su şişesini alacağız, ters çevireceğiz ve o su dökülmeyecek. Kapağı açık ve dökülmeyecek. Yani evet, düşününce imkansız olduğunu farkındayım ama arkanıza yaslanıma izleyin. Nasıl mı? Bir peçete sayesinde. Yaklaş. Suyu şöyle bakın ağzına kadar doldurun. Peçeteyi üzerine yerleştiriyorsunuz. Bakın bırakın emsin. Daha sonra etrafındakileri dikkatlice şöyle koparıyoruz. Hazır. Etrafında adeta bir zar oluştu. Şimdi alıyoruz, ters çeviriyoruz. Bakalım dökülecek mi? Dökülmüyor. Nasıl dökülmüyor? E canım benim. Fizik. Tekrar döndürüyorum. Bakınız alttan görüntüsü. Bak sallıyorum. Dökülmüyor. Bayağı zar gibi çevreledi ya. Bayağı su sızdırmıyor yani. Çok ilginç. Gel bakalım. Mutlaka evde deneyin. Çok büyük konuşuyorum. Artık baş ağrısına son. Baş ağrınızı böyle söküp alacak bir yöntem geliyor. Hiç gerek yok ama bana teşekkür edeceksiniz. Bardağımızı aldık. Hafiften soğuk su dolduruyoruz yarısına kadar. Yarısını birazcık geçebilir tabii. Şöyle yeterli. Kafamıza bir tane havlu koyduk. Yani şu an komik göründüğünü farkındayım ama işe yarıyor. Her şey sağlık için. Sonra dikkatlice dökmeden kafamızı ortalayıp artık ağrı neredeyse hop yukarı alıyorsunuz. Şimdi kafanızı yaslayın ve suda kabarcıklar oluşana kadar bekleyin. Asıl olay ondan sonra başlayacak. Bakınız, anlatmaya gerek yok. Şu an tarif edemiyorum. Aşırı rahatlatıyor. Ağrıyı, sızıyı, negatif düşünceleri falan artık psikolojik midir bilmiyorum ama söküp alıyor resmen. Resmen böyle bu kabarcıklarla sanki o hislerin hepsi yukarı gidiyor gibi hissediyorum. Cidden tekrar söylüyorum, deneyin görün. Ayrıca indirirken de şöyle yapıyorsunuz. Yok düştüm, kırdım, her taraf cam içinde kaldı demeyin sonra. Oh, kafam uçuyor gibi. Ay. Şu saatten sonra suya bakış açınız çok değişecek. Bakın su arkasındaki görselleri ışığın kırılmasıyla birlikte zıt yönlerde ve farklı boyutlarda gösteriyor. Şimdi sağ ve sol yöne bakan iki tane ok çizdik. Ortasına da bardağımızı getiriyoruz. Suyumuzu dolduruyoruz lütfen. Oklara dikkat edin. Hop. Devam. Hop. Durabiliriz. Ne olduğunu fark ettiniz mi? Bakın az önce ne vardı göstereyim. Ama suyun arkasından bakın nasıl gözüküyor. Oha. Mesela burada da Da Vinci'nin şifresi gibi bir şey var. Bu şifreyi çözmek için hemen suyu önüne alıyoruz. Bakalım ne yazıyor. Abone olmuş Allah ya. Allah. Tamam ya. Abone olmuş, tamam. Gelin bir de bu özelliği farklı desenlerde görelim. Vay. Çok iyi değil mi? Bu maddede devreye kasırga yöntemi adında bir teknik giriyor. Su şişesinin içinde bildiğiniz böyle bir kasırga, bir hortum oluşturacağız. Mükemmel bir görsel sunmasının yanı sıra günlük hayatınızda işinizi çok kolaylaştıracak bir olanak da sağlıyor. Su şişesini dökmek için aşağı çevirdiğinizde, şu an benimkini kapağı kapalı, birazdan çevireceğim. Çevirdiğiniz gibi hemen 3-4 manevra yapıyorsunuz ve su şişesinin içinde hortum oluşmaya başlıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Tadam! Bir de bunu isterseniz yan yana görelim. Bir normal halde dökmeyi, bir de bu yöntemle dökmeyi. Çünkü arada bariz bir zaman farkı var.
Efendim suyu en hızlı şekilde boşaltma yöntemi budur. Su geçirmez ayakkabı olur, su geçirmez mont olur da su geçirmez insan olur mu? Olur mu olur. Tarçın sayesinde bundan sonra suyla temas etsek de asla ıslanmayacağız. Elimizi suya sokacağız, çıkartacağız. Cık, yok ıslanmıyor. İstersen kafanı sok suya çıkar. Yok ıslanmayacaksın bundan sonra. Arkadaşlar tarçın sudan kaçan bir madde. Yani hidrofobik bir arkadaş. Biz de fanusun içine şöyle bayağı bir su doldurduk. Üstüne tarçın dökeceğiz ve burada bir katman oluşacak. O katman da bizi su geçirmez yapacak. Açtık. Dök 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 dök. Burada elinizi tabii korkak alıştırmayın, dökün. Şimdi asıl olayı görelim. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Oha. Bir şey diyeceğim, su falan hissetmiyorum. Oha. Bekle, çıkartıyorum. Oh. Ana. Bak. Gram su yok. Bak tekrar bandırıyorum, hatta iki parmağım yapayım. Çıkartıyorum. Abi nasıl böyle? Kupkuru. Bildiğin koruma kalkanı oluşturuyor ya. Şaka gibi. Elimin üzerinden şöyle tarçını süpürdüm. Ve sonuç, elim hiç ıslanmadı. Peki yazın ben bunu havuza döküp üstüne atlamaz mıyım be? Ufak bir su molası. Evde oturduğunuz yerden tek tıkla bambaşka bir dünyaya, bambaşka bir ambiyansa geçiş yapmak isteyenlere ücretsiz bir bilgisayar oyunu önereceğim. İsmi World of Tanks. Tankların dünyası diyorum. Sizlerden bu oyunla ilgili güzel geri dönüşler alıyorum. O yüzden kendileriyle hemen iletişime geçip sizlere hediyeler kaptım. Davetiye kodu şu anda ekranda bir yerde yazıyor. Tankmania. Eğer ki bu kodu kullanırsanız bir haftalık premium hesap, 250 bin kredi, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan ağır tanklar ve oyun içi bazı özel tanklar size hediye olarak gelecek eğer yeni üye olursanız. Aşağı açıklamaya link bıraktım. Gerisi sizde. Vallahi geliyor. Eyle. İşte bu kadar gerçekçi bir oyun ya. Oyunun içindeyim sanki ya. Su normalde ne yapılır? İçilir. İçilir değil mi? Ama biz yiyeceğiz. Evet, baya baya şeker yer gibi, yemek yer gibi su yiyeceğiz. Ulan resmen bilime yön veriyoruz be. Helal be. Yürü be. Vay anasını. Burada iki tane çok önemli misafirimiz var. Sodyum alginat ve kalsiyum laktat. Sodyum alginat gıdaları yoğunlaştırmaya yarıyor ve kıvamını arttırıyor. Kalsiyum laktat da işlem boyunca kullanılan maddelerin yapısını dengelemeye yarıyor. Hadi hemen işe koyulalım. Bir bardak suyu şu kasemize döküyoruz. 4 bardak da borcamımıza döküyoruz. Bu kasemize 1 gram sodyum alginat. Borcamımıza da 4 gram kalsiyum laktat. Bunları 1'e 4 oranında düşünün. Tamamdır. İkisini de güzelce çözünene kadar karıştırıyorsunuz. Şimdi gayet homojen olarak karıştırdık ikisini de. Bu birazcık yapışkanımsı bir kıvamda. Bu bildiğiniz şeffaf berrak su. Buradan bir kaşık alıyoruz. Dikkatlice kalsiyum laktatlı suyumuzun içine bırakıyoruz. 4-5 tane daha bırakayım. Tam anlayamıyor olabilirsiniz şu an ama elime alınca her şey daha net olacak. Hemen şunu böyle bir elime alayım. Oha! Yenilebilir su topu. Şunu ben bir ağzıma atıp hemen tatmak istiyorum. Bu bildiğimiz su. Nasıl su? Bana da ver. Çok iyi. Bir dakika, sana da hemen bir su topu veriyorum. Seninki de bu. Kendine büyük. Sana bana minicik. Ah, at ağzına bir. Su bildiğin ama. Oha. Alışmışız ya içmeye, bir garip oluyor. Ağzına tüzüyor, pat diye patlayıp. Şurada çok güzel bir tane var. Bakar mısın şuna? Seni yerim. Çok farklı bir his ya. Ya bu genel olarak çok önemli bir madde çünkü gelecekte plastik kirliliğini bu yöntemle azaltmayı planlıyorlarmış. Hatta suyun ileride böyle satılacağı bile söyleniyor. Yani direkt böyle ağzımıza mı? Aynen öyle. Yani yurt dışı kaynaklı birkaç yazı okumuştum bunlarla ilgili. Bayağı diyorlar ki ileride böyle su şişeleri olacakmış. Nasıl ya? Böyle. Birbirini kovalayan su molekülleri. Şimdi bir düşünmenizi istiyorum. Tencereyi ısıtıp içine su dökersek ne olur? Buharlaşır. Doğru cevap. Peki tencereyi çok ısıtıp içine su dökersek ne olur?
Tamam, buharlaşmaz mı işte? Onun bir noktası var. Siz yeteri kadar ısıttığınızda su buharlaşmak yerine tencerede böyle deli dana gibi bir o yana bir bu yana koşturmaya, kaçmaya başlıyor. Berkçim sen iyice delirdin diyebilirsiniz ama buyurun görelim. Buyurun. Ocağımızı yaktık. Tenceremizi koyuyoruz. Siz bunu tavayla falan da yapabilirsiniz. Ben tencereyi tercih ettim. Ve ısınmasını bekliyoruz. Artık yüksek ateşte 5-6 dakika olduğu için ısı şuradan bile hissediliyor. Yeteri kadar ısındı diyelim. Hazırsanız. Bak 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 bak. Run. Bak şimdi koşturmaya bak. Hop hop hop. O zaman koşturma başlasın. Bakar mısınız ya? Suyun şu halini inanamıyorum ya. Suyu alacağız. Bam! Tek vuruşla anında buza dönüştüreceğiz. Ben bunu hemen sahip olabileceğiniz 10 süper güç isimli videomda gösterdiğimde çokça yorum geldi. Yok bu gerçek olamaz, montaj yapmıştır fasa fiso diye. Hazır suyla ilgili video yapıyorsak ben güzelce bu yorumu yapanlara saygı sevgi çerçevesinde cevabımı vermek isterim. O bahsettiğim videomu izlemeyenler için tekrardan söyleyeyim, yapacağımız şey şu. Oda sıcaklığındaki suyumuzu buzdolabına atıp 2 ile 3 saat arasında bekleyeceğiz. Ama suyun kesinlikle donmaması lazım. Donmaya çok yakın olacak ama donmayacak, hala sıvı halde olacak. Sonra su şişesini oradan dikkatlice alıp çıkaracağız. Bir vuracağız çat, yukarıdan aşağı doğru su buza dönüşmeye başlayacak. Buzluğu -24 dereceye aldık. Su şişemizi buzluğa yerleştiriyoruz. Kapatıyoruz. 2-3 saat sonra görüşmek üzere. Buzdolabından sarsmadan dikkatli bir şekilde çıkardık. Daha iyi görebilmeniz için şöyle bir temizleyeyim. Bu tamamen zamanlamayla alakalı bir durum. Donma noktasına geldiğinde ufak bir kristalleşme oluyor. Siz de o noktayı denk getirdiğinizde çat ufak bir hareket yaptığınızda buza dönüşmesini sağlıyor. Ya bizde yalan olmaz. Birazdan su yansıttığımız lazer ışığın rengini alacak. Okulda biliyorsunuz ışığın hep düz bir şekilde gittiğini gördük. Yani dersi dinleyenler bu kısmı hatırlar. Işık her zaman doğrusal, yani düz bir şekilde gider ama biz bu tezi çürüteceğiz. Yani bayağı ışık bükeceğiz. Lazer şelalesine hazır mısınız? Şimdi hemen bir tane platform oluşturuyoruz kitaplarımızdan. Su şişemizi üzerine alıyoruz. Raptiyeli şişemizin altına bir tane delik açıyoruz. Şöyle bırakın su aksın. Sonra bu maddenin baş kahramanı olan lazeri alıyoruz ve ışıkları kapatıyoruz. Şimdi o açtığımız deliğe lazeri denk getirdiğimizde... Bak, kırmızı renkte akıyor. Dikkatinizi çekerim, düz ilerlemiyor ışık. Baya bükülüp aşağı doğru dökülüyor suyla beraber. Bu normalde olması imkansız bir şey çünkü lazerin ışığı doğrusal şekilde gidiyor. Fakat şu anda dikkat ettiyseniz elim kırmızı. Suyun rengine bak. Su bildiğin kırmızı akıyor. Kırmızı akıyor, görüyor musun? Baksana ya. Oha. Bundan da bir ders öğrendik. Ulan öğretmenimiz ol be Berk Coşkun be. Suyun bir yerden bir yere hiç dökülmeden taşınmasını izleyeceksiniz ama çok 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 farklı bir yolla. Bir ip aracılığıyla. Yani şu an saçmaladığımı düşünebilirsiniz ama su gayet bir taraftan bir tarafa ip üzerinden yürüyerek geçecek. İki tane plastik bardağımız var. Ben daha net görebilin diye şuna gıda boyası ekledim, bir tane kırmızı. İpimizin bir ucunu alıyoruz, şöyle içine bantlıyoruz. Bir bant daha kopardık, onu da diğer bardağımızın içine bantlıyoruz. Şöyle şuraya. Düzenek böyle. Dolu olan bardağı yukarı kaldırıyoruz, ipi geriyoruz. Boş olan bardağı da ters çeviriyoruz ki su içine akabilsin. Şimdi dökün bakalım ne olacak. Oha, ip üzerinden yürüyor. İnanamıyorum, şuna bakar mısınız? Dökülmüyor yere, çok garip. Şaka mısın ya? Aslında biz bunu size böyle basit bir düzenekle gösterdik ama bunu siz gidin bence odanın bir ucundan bir ucuna deneyin. Düşünsene, bir arkadaşın odanın bir ucunda, sen bir ucundasın. Gerdiriyorsun, su oradan oraya bayağı yürüyor ve yere gerçekten bir damla bile dökülmedi. Al. Çek masayı. Çok basit gibi duran ama bence çok 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 etkili bir deney bu. Benim çok ilgimi çekti. Yorum sizde. Ya. Ya. Şu saatten sonra suyla olan ilişkim boyut atladı.
Bu arada sevgili takipçilerim, su ile ilgili video yaptığım için bu bilgiyi vermek benim boynumun borcu. Lütfen gün içinde 2 ile 3 litre arasında su tüketin. Sizin sağlığınız biliyorsunuz benim için çok önemli. Çok değerli, çok kıymetli. Yeter, yeter. Yetmez. İşte gerçek sevgi. Onlar benim canım ya, yetmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.